Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere öncelikli olarak Türkiye'nin dış ticaretinin genel görünümünden bahsettikten sonra Balassa endeksi ile hesaplanmış Türkiye'nin açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklerini anlatmaya çalışacağım. Konuya giriş yapmadan önce öncelikli olarak mutlak üstünlükler teorisi ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisi hakkında önemli olan birkaç noktaya değinmek istiyorum. Hepimizin bildiği üzere mutlak üstünlükler teorisi ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisi dış ticaret kuramları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak uluslararası uzmanlaşmayı anlamak için mutlak üstünlükler teorisi yerine Ricardo tarafından geliştirilen karşılaştırmalı üstünlükler teorisine bakmak gerekir. Mutlak üstünlükler teorisine göre bir ülke diğer ülkeyle aynı miktarda kaynağı kullanarak bir maldan daha fazla üretebiliyorsa o malın üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir. Buna karşılık karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ise temel olarak daha düşük fırsat maliyetlerinde üretimi gerçekleştirme yeteneği üzerinde durmaktadır. Uluslararası ticaret kuramları arasında karşılaştırmalı üstünlükleri ihracat rakamlarından açıklayan açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler de önemli bir yere sahiptir. Balassa tarafından yapılan tanımlama çerçevesinde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklere göre ülkede hangi mal veya mal grubunun toplam ihracat içindeki payı büyükse ülke o alanda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Türkiye'nin dış ticaretinin genel görünümünden bahsederken öncelikli olarak ülkelere göre yıllık ihracata değinmek istiyorum. Tabloda gördüğünüz gibi ihracatta Almanya 2018 yılında %9,6'lık payla ilk sırada yer almaktadır. Almanya'nın ardından sırasıyla İngiltere, İtalya, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İsrail yıllık ihracatımız içerisinde ilk 10'u oluşturan diğer ülkelerdir. Türkiye'nin ihracatının ülke gruplarına göre dağılımına baktığımızda ise Avrupa Birliği ülkeleri ihracatta önemli bir paya sahiptir. Bu ülkelerin toplam ihracattaki payı 2018 yılı için %50 olarak hesaplanmıştır. Seçilmiş ülke gruplarında ise OECD ülkeleri %55,8'lik payla öne çıkmaktadır. Bir diğer öne çıkan ülke grubu ise %24,5'lik paya sahip olan İslam Konferansı Örgütü ülkeleridir. İhracatın ardından Türkiye'nin ithalatının ülke gruplarına göre dağılımına bakacak olursak ilk sırada %9,9'luk payla Rusya yer almaktadır. 2015, 2016, 2017 yıllarında iki ülke arasında yaşanan gerilimden dolayı Rusya ithalatta 3. sıraya gerilemiş olsa da 2018 yılında tekrar ilk sıraya yerleşmiştir. Rusya'nın ardından sırasıyla Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Hindistan, İngiltere, Fransa, İran ve Güney Kore, Türkiye'nin 2018 yılında yıllık ithalatında ilk 10'u oluşturan diğer ülkelerdir. Ülke gruplarına göre yıllık ithalatta ise %36,2'lik payla Avrupa Birliği üyeleri yer almaktadır. Bu ülkelerle olan ithalatımız 2005 yılı öncesinde %50'lere kadar ulaşmış olmasına rağmen 2005'ten itibaren düşüş göstermiştir. Burada yaşanan göreli azalışın aksine diğer Asya ülkeleriyle olan ithalat ise 2005 yılından sonra artış göstermiştir. Seçilmiş ülke gruplarına göre ithalatta OECD ülkeleri yine %48,1'lik payla ilk sıradadır. Tabloda dikkat çeken önemli noktalardan bir diğeri de İslam Konferansı Örgütü ve OPEC ülkeleriyle olan ithalatımızın payının 1980'lerde yüksek oluşudur. Bunun nedeni ise Orta Doğu ülkelerinden yapılan petrol ithalatı olarak açıklanabilir. İthalat ve ihracatın ülkelere göre dağılımından söz ettikten sonra dış ticaretin yapısal durumunu görmek adına ithalat ve ihracatın fasıllara göre dağılımına da bakmak gerekir. 2018 yılında Türkiye'nin ihracatının fasıllara göre dağılımına baktığımızda toplam ihracat içerisindeki değeri 26 milyar doları aşan motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarları yer almaktadır. Bunun yanı sıra demir ve çelik, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, yine aynı şekilde elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü ses kaydetme verme cihazları, aksam parça ve aksesuarları ihracatın fasıllara göre dağılımında öne çıkan mal gruplarıdır.
İthalatın fasıllara göre dağılımına baktığımızda ise 2018 yılında yaklaşık değeri 43 milyar doları aşan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar yer almaktadır. Yine aynı şekilde plastik ve mamuller, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar, demir ve çelik, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü ses kaydetme verme cihazları, aksam parça ve aksesuarları, son olarak da motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam parça ve aksesuarları, ithalatın fasıllara göre dağılımında öne çıkan mal gruplarıdır. Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler Balasa tarafından geliştirilen endeks yardımı ile hesaplanmaktadır. Görmüş olduğunuz eşitlik Balasa endeksini ifade etmektedir. Eşitliğin sol tarafı K ülkesinin A malı için açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksini göstermektedir. Eşitliğin sağ tarafında yer alan değişkenler ise sırasıyla K ülkesinin A malı ihracatı, K ülkesinin toplam ihracatı, A malı dünya ihracatı ve toplam dünya ihracatıdır. Hesaplanan endeks değeri eğer birden büyük ise ülkenin o mal türünde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu anlamına gelir. Eğer hesaplanan değer birden küçük ise ülkenin ilgili mal türünde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı, yani dünyadaki ihracatı oranla dezavantajlı olduğu anlamına gelmektedir. Türkiye'nin 2009-2016 yılları arasında hesaplanmış olan açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükleri tabloda gördüğünüz gibi yer almaktadır. İlk etapta baktığımızda bitkisel ürünler, gıda sanayi ürünleri, plastik ve mamulleri Türkiye'nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu mal gruplarıdır. Tablonun ikinci kısmına baktığımızda ise tekstil ürünleri, cam ve cam eşya, metaller ve araçlar Türkiye'nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu diğer mallar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı gruplarda teknolojik yenilikler getirerek üretimi sürekli hale getirmelidir. Bu mal gruplarının üretiminde ve ihracatında söz sahibi olabilmek için teknolojik yenilikler günümüz ekonomileri için de şarttır. Türkiye'nin üretim sorununu çözebilmesi için alternatif üretim kaynaklarına ve alternatif üretim yöntemlerine geçiş yapması, teknolojik olarak yetersiz kaldığı alanlarda teknolojisini geliştirmesi ve maliyetlerin azaltılması ve seri üretim gibi konularda bir takım önlemler alması gerekmektedir. Aynı şekilde Ar-Ge çalışmaları önemsenmeli ve gayri safi yurt içi hasıla içerisinde Ar-Ge için ayrılmış payın yükseltilmesi önemlidir. Tüketimden çok üretime özendirilmeli, kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirme işine gidilmeli ve teknolojik yeterlilik için araştırmalar yapılması oldukça önemlidir. Türkiye elinde bulundurduğu coğrafi ve beşeri gücü geliştirerek dünya piyasalarında söz sahibi olabilir. Tüketim odaklı büyüme yerine üretim odaklı büyüme tercih edilmelidir. Ayrıca Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle de var olan karşılaştırmalı üstünlüğünü daha etkin kullanmalıdır. Son olarak Türkiye elinde bulundurduğu gerek yeraltı kaynakları gerekse istihdam gücüyle ve emekle küreselleşen dünyada rekabet edebilir konumda bulunmaktadır.